24 ekranlarından yeniden merhabalar. Nur Köşker ben, kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Gözler bugün Temmuz ayı enflasyon rakamlarındaydı. Yılın 7. ayında enflasyon beklentilerinin altında gelirken aylık bazda %2,37, yıllıkta ise %79,6 oranında artış kaydetti. Temmuz'da zam şampiyonuysa ilaçlar oldu. Yılın 7. ayında enflasyon beklentilerin altında geldi. TÜİK'in verilerine göre Temmuz'da tüketici fiyat endeksi aylık bazda %2,37 olarak kayıtlara geçti. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise %5,17 oranında yükseldi. Yıllık bazda bakıldığında enflasyon tüketici fiyatlarında %79,60 oldu. Yurt içi üretici fiyatlarında da %144,61 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyonsa Temmuz'da %61,69'a yükseldi. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış %6,98 ile sağlıkta görüldü. %6,85'te alkollü içecekler ve tütün, %4,50 ile de eğlence ve kültür en fazla artış yaşanan kalemler arasında yer aldı. Gıda enflasyonu %3,15 seviyesinde gerçekleşirken ulaştırmada %0,85'lik düşüş görüldü. Yıllık bazda bakıldığında ise en yüksek artış %119,11 ile ulaştırmada gerçekleşti. Ulaştırmayı %94,65 ile gıda, %88,35 ile de ev eşyası takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu %18,66'lık fiyat artışıyla ilaçlar oldu. İkinci sırada %16,54 artışla yumurta, üçüncü sırada ise %13,8'lik yükselişle demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yer aldı. Bu dönemde en fazla fiyat düşüşü de %8,18'le kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında oldu. Gıda Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin başkanlığında toplandı. Toplantıda gıda fiyatlarının seyri masaya yatırılırken kış aylarında sebze fiyatlarında yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik önlemler de tartışıldı. Komite tarafından ele alınan diğer başlıklara baktığımızda Hazine Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre sera yatırımlarının hızlandırılması kararlaştırıldı. Yem fiyatlarındaki gelişmelere karşı alınabilecek tedbirler için de yol haritası oluşturuldu. Hal takip sisteminin yakından izlenmesi ve sistemden alınacak bilgiler dahilinde en hızlı şekilde tüketici mağduriyetini önleyecek çözüm ve tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Şimdi piyasalara gideceğiz. Piyasalar biraz karıştı. Sebebi de şu, Rus işgalini konuşuyorduk bir süredir ancak an itibariyle artık olası Tayvan işgalinin de etkilerini gözlemliyoruz. Piyasalarda bunun etkisi var diyelim. Hemen göz atalım. Borsa İstanbul 2674 puandan işlem görüyor. Artıda %1,03'lük bir yükselişi var. Döviz cephesine de bakalım. Döviz cephesinde neler değişmiş? Dolar TL paritesiyle başlayacağız. 17.95'ten işlem görüyor dolar TL paritesi. Euro TL paritesi de 18.29'dan işlem görüyor. Her ikisinde de artış var diyelim. Altın cephesine bakalım. Ons altının artıda olduğunu görüyoruz. Güvenli liman 1765 dolardan işlem görüyor artıda. Cumhuriyet eksi de 6899'dan, çeyrek 1665'ten ve gram altında 1018 liradan işlem görüyor diyelim. Petrole de bakalım. Petrolde neler olup bitti? Petrol dün de gün kapanışını 99'dan yapmıştı. An itibariyle tekrar 99 dolardan işlem görüyor. Eksi de %1,25'lik bir azalış var. Son olarak da tahvile bakacağız. Tahvilde 21,29'dan işlem görüyor. Eksi de %3,14'lük azalış var. Peki neler olup bitiyor? Detaylar neler? Bunları konuşmak için de yayın konuğumuza gideceğiz. Ekonomi gazetecisi Sade Özdemir bizimle. Sade Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Bir rahat nefes alamadık gerçekten. Önce pandemi, Rus işgali derken de şimdi olası Tayvan işgalini konuşuyoruz. Nasıl etkilendi piyasalar bu durumdan? Küresel taraf hemen tepki verdi, olumsuz etkilendi. Çünkü bir savaş riski daha tabii ki. Borsa kısmı. Bir de Tayvan meselesi şöyle, küçük bir ada, küçük bir ülke diye konuşulsa da dünyadaki bu çip üretimi meselesi var ya, bunun %65'ini tek başına üreten bir ülke. O yüzden zaten
Halihazırda konuştuğumuz bir çip krizi vardı sizinle. Çözümlenmemiş, evet, bir sorun var. Onun devamını azdırabilir. Yani o yüzden kaygı yarattı gerçekten ciddi. Ama içeride bize baktığımızda bizim piyasamız negatif bir hava yok. Borsa bugün de yukarıda seyrediyor. Kurlarda çok dalgalanma yok. Bakalım, işte veriler geldi bugün, enflasyon geldi. Öyle bir piyasamız var. Peki enflasyonun etkilerini olduğunu da konuşalım. Enflasyon verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentinin altında geldi. Bu artık o heyecanla beklediğimiz düşüş sürecinin başladığının bir göstergesi mi? Önümüzdeki aylarla ilgili beklentiniz ne? Öncelikle beklentinin altında gelmesi iyi. Ama şunu unutmayalım. Geçen yılın Temmuz ayı, Ağustos ayı, Eylül ayı, hep tekrarlıyorum, Ekim ayı. Bu aylardaki enflasyonlar, geçen yıl aylık enflasyonlar düşüktü. O yüzden şu andaki beklentiler genellikle ayda 4-4,5-5 enflasyonlar olduğu için %2 civarı gelen enflasyon bize iyi geliyor. Ama Ekim-Kasım'dan sonra %2'lik enflasyonlar yıllık enflasyona da çok iyi gelecek. Orada o yukarı giden eğri ancak o zaman başını aşağı çevirecek. Detaya baktığımızda da gıda tarafında, gıda ve alkol içecekler grubunun tekrar atak yaptığını gördük maalesef. O çünkü geçen ay biraz durulmuştu ve aylık enflasyon ortalamasından daha düşük artmıştı. Ağustos'ta belki burada bir iyileşme görebiliriz. Ama şu an itibariyle yıllık enflasyonun 80'in altında kaldığını gördük. 82 civarı bekleniyordu. İşte %3 bekleniyordu aylık enflasyon. Başka bir detay da üretici fiyatları endeksi tarafında var. Orada baktığımızda enerji ve enerjiye bağlı diğer bütün ürünlerin maliyetlerinde yıllık bazda çok ciddi artışları hemen görüyoruz. Aslında yaşadığımız sıkıntının kaynağını da görüyoruz. Önümüzdeki dönemde enerji tarafında mevcut durum muhafaza edilirse ve aşağı doğru fiyatlar gelirse, küresel olarak da söylüyorum çünkü biz ithalat bağımlısıyız bu konuda, enflasyonda daha hızlı bir iyileşme süreci başlayabilir ama Kasım'a kadar net bir fiyatlarda yavaşlama görmemiz pek kolay görünmüyor şimdilik. Peki, kur korumalı TL mevduat sistemi enflasyon söz konusu olduğunda ne kadar etkili? Döviz cephesinde belirli bir dengeyi sağladığını ve bunun etkili olduğunu biliyoruz ama tek başına yeterli mi? Bunun dışında ne tür tedbirler alınıyor? Bir kere kur korumalı mevduat kurlara istikrar kazandırdığı için çok etkili. Unutmayalım, Aralık ayındaki kur atağında asıl fiyatlardaki o füze gibi çıkışı o zaman yaşamıştık. Evet, kur korumalı mevduat geldikten sonra en azından kur etkisi ortadan büyük ölçüde kalktı. Tabii kurlar yine yavaş yavaş artmaya devam etti ama şu andaki seviye bile 20 Aralık seviyesinde hala, değil mi? Dolar TL baktığımızda. Dolayısıyla sonraki yaşadığımız enflasyon kur haricindeki küresel maliyetler meselesi, işte enerji, gıda, emtiadaki artışlar nedeniyle yaşandı. Yeni enstrümanlar, bence bütün enstrümanlar aşağı yukarı tamamlandı. Birkaç ay daha belki, birkaç sürpriz bir şey olabilir enstrüman anlamında söylüyorum. Daha da sıkılaştırma anlamında. Bu arada denetimler vesaireler olur, devam eder. Ama artık normalleşme zamanının yaklaştığını düşünüyorum. Birkaç ay dediğimde işte 3 ay diyelim, 3-4 ay sonra. Çünkü bu önlemlerin çoğu piyasa ekonomisinin aslında hani içinde olmaması gereken önlemlerdi. Ama bütün dünya böyle yapmak zorunda. Çünkü çok olağanüstü bir dönem yaşanıyor. Zaten ekonomi yönetimi de hep bunu vurguladı. Böyle bir döneme özgü kararlar alınıyor. Bunlar piyasa ekonomisi kurallarını terk ettiğimiz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla normalleşme süreci bir an önce başlamalı. Hani gıda tarafı, enerji tarafı ve sanayinin kullandığı diğer ürünler tarafı normalleşmeli. Ama tabii biz böyle desek de hani dünyada riskler var. Sorunsuz bir dünya hiç yoktu ama bu kadar da sağda solda enerjiyi özellikle etkileyen dönemler işte 30 yılda 40 yılda bir oluyordu. Şimdi böyle bir sene iki sene sürecekmiş gibi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız.
Peki diğer ülkelere baktığımızda Sadi Bey, hani faiz de arttırılsa, farklı tedbirler de alınsa, yine enflasyonun aslında orada da arttığını, artmaya devam ettiğini görüyoruz ya. İşte bu bakımdan baktığımızda en azından Türkiye büyüme performansı ile ayrışıyor diyebilir miyiz? Çünkü diğer ülkelerde küçülme devam ediyor. Küçülmeye yönelik tahminler güncelleniyor. Küçülmenin süreceği söyleniyor. Ancak Türkiye'ye yönelik tahminlerin de, gelen tabloların da tam tersi bir büyüme işaret ettiğini görüyoruz. Hani bu bakımdan en azından Türkiye ayrışıyor diyebilir miyiz? Ayrıştı zaten. Şöyle evet. Ayrıştık. Büyüme rakamlarımız çok iyiydi. Büyüme devam ediyor. Hatta IMF biliyorsunuz yukarı revizyon yaptı. Evet. Dünyayı düşürdü, bizi yükseltti. Bizim zaten tercihimiz bu oldu. Yani biz dedik ki madem böyle küresel önlenemez bir felaket geliyor, biz üretimi, istihdamı, ihracatı, yatırımları koruyalım. Orayı destekleyelim, işsizliği büyük bir problem haline getirmeyelim, gelmesin. Ve Türkiye bu konuda ayrıştı. Şimdi dünya ne yaptı? Dünya, gelişmiş ülkeler özellikle faiz artırıp enflasyonu düşürelim dediler. Şimdi resesyon tehlikesiyle karşı karşıyalar. Evet. Çünkü birkaç kere tekrarlamıştık. Maliyet enflasyonunu faiz artırarak düşüremezsiniz. O enflasyonda biraz talep enflasyonu varsa onu düşürebilirsiniz. Evet. Biz bu kadar maliyetlerin katlandığını konuşurken faizi artırdım, o zaman enflasyon, işte Amerika için söylüyorum, 9'dan 3'e düşer. Nasıl düşer ki? Yani Amerika'daki tüccar ve sanayici sen faiz artırdın diye maliyetinin 3'te 1'ine mal satabilir mi? Hani soru bu. Ancak şunu zorlarsın, işte piyasayı faiz artırarak böyle olumsuz etkilersen, o zaman da ekonomide küçülme korkusu başlar ve işsizlik korkusu başlar. Hep söylüyorum, bütün bu iktisatın temel ilkeleri de arada işte olağanüstü kararlar da hepsi bu olağanüstü dönemde farklı anlamlara, farklı etkilere sebep oluyor. Evet. O yüzden de hani başta çok eleştirilmiş olsa da Türkiye şu anda böyle %15-20'lerde işsizliği konuşmuyoruz çok şükür. Evet, çok şükür. Peki, ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir değerlendirmelerini aktardı. Sadi Bey teşekkür ederiz, hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun, size de. Devam edelim haberlerimizle. Petrol piyasasında tüm dikkatler bugün yapılacak OPEC artı toplantısına odaklandı. Toplantıda Eylül ayı üretim politikası görüşülecek. Sırada küresel ekonomiyle ilgili haber turumuz var. Amerika'da hane halkı borcu 16 trilyon doları aştı. Rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 trilyon dolarlık artışa işaret etti. Yaşanan yükselişte konut kredisi borçlarının etkisine dikkat çekilirken, Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemlerse öğrenci ve otomobil kredileri oldu. Enerji krizinden çıkış yolları arayan Avrupa Birliği, Almanya'nın 3 milyon avroluk bölgesel ısıtma planına onay verdi. Plan çerçevesinde Almanya'da yenilenebilir enerji payının artacağı belirtilen açıklamada, ülkedeki emisyonların da azalacağı vurgulandı. İngiliz enerji şirketi BP, son 14 yılın en yüksek karını açıkladı. Enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle şirketin yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı. Böylece 8.45 milyar dolara ulaştı. İngiltere'de hükümetten Covid-19 kredisi alan 16 binden fazla şirket iflas etti. İflasların maliyeti 500 milyon sterline ulaşırken daha fazla şirketin iflası bekleniyor. Oluşan zararın temini konusunda neler yapılabileceği ise tartışma konusu. Çin, Tayvan gerginliği çip üretimini etkileyebilir. Bu açıklama Apple ve Qualcomm'a çip üreten TSMC'den geldi. TSMC Başkanı Mark Liu, Tayvan'ın Çin tarafından işgal edilmesi durumunda fabrikaların küresel tedarik zincirlerine bağlı olması nedeniyle çalışamayacağını söyledi. Dünyanın en gelişmiş çip üreticisi TSMC, aralarında Apple ve Qualcomm'un da bulunduğu Amerikan şirketleri için işlemciler üretiyor. Şirket aynı zamanda dünya yarı iletken dökümhane pazarının da %50'sinden fazlasına sahip. Noktalayalım burada bültenimizi, şimdilik hoşçakalın.